Günaydın, herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Dün bir videomu kapattım. Bugün hemen yeni bir vloga başladık. Bu aynanın karşısında da açılış yapmayı ayrı bir sever oldum. Hem üzerimdekileri de sizlerle paylaşmak istedim. Sonrasında unutuyorum. O yüzden hemen aynanın karşısında başlatayım ki unutmayayım dedim. Bugün biliyorsunuz komşularımızla pizza günü yapacağız diye bir önceki vlogu izleyenler hatırlar, bahsetmiştim aslında. Bugün başlatmak istememin ekstra bir sebebi de buydu. Önce hemen ne giydiğimize bakalım. Sonra gün içerisinde neler yapacağız onlardan biraz bahsedeceğim. Kombin Trendyol Milla'yım. Üzerimdeki sivitleri en sevdiğim, biliyorsunuz ben de grisi ve kahverengisi de var ama beyazı ayrı bir yumuşak sanki. Bu altımdaki de toparlayıcı taytı yine Trendyol Milla'nın. İnanılmaz güzel toparlıyor, bir beden inceltiyor ve böyle karnınızı içinize çekmeye gerek duymadan, toparlayıcı olduğu için sımsıkı sardığından. Giydiklerimi açıklama kısmına bırakacağım sizin için ama bu taytı mutlaka alın. Böyle sevdiğiniz bir şeyi sevdiklerinizle de paylaşmak istersiniz ya, o yüzden hep böyle çok beğendiğim şeyleri anında size göstermek istiyorum. Bugün ayın 1'i ve Burak'ların işlerinin yoğunluğu bitti. Bugün sakin bir kahvaltı yaptık birlikte. Sonra Burak'a işe uğurladım. Sonrasında da videomu editledim. Sizin bundan bir önceki izleyeceğiniz video. Onun işlerini hallettim. Sadece böyle kapak resmi falan gibi şeyler kaldı. Ben hepsini videodan önce, yani videoyu yüklemeye koyduğum anda hepsini tamamen hallediyorum ki o gün geldiğimde böyle sıkışıp panik olmayayım diye kapak resmimi, başlıklarımı, her şeyimi ayarlıyorum. Şimdi tam öğle yemeği yiyecektim ki çünkü saatim 1'e geliyor ve yavaştan acıkmaya başladım. Biz böyle 9.30 gibi yapıyoruz kahvaltımızı. Burak şimdi ofiste öğle yemeği yiyor bu saatlerde. Ben de evde biliyorsunuz atıştırıyorum. Yulaflı bir şeyler hazırlayacağım. Dedim ki birlikte hazırlayalım. Bir de akşam için Nermin'lere tatlı götüreceğim. Yası konuşulmuştu. Kabaklı pizza istiyorum sadece dedim. Çünkü gerçekten inanılmaz lezzetli ve farklı bir tarif. O da dedim ki pizza onlara kaldığı için dedim en azından tatlıyı ben yapayım. Bugün bakacağım şimdi. Eğer ki varsa haşhaşım, haşhaşlı revani yapacağız sizinle birlikte. Çok sevdiğim bir tariftir. Yine banko tariflerimden bir tanesidir. Evinizde mavi haşhaş varsa ya da böyle haşhaşlı tarifleri seviyorsanız hemen kalkıyoruz ve yapmaya hazırlanacağız. O yüzden bugün tatlı yapacağım. Mutfağımıza gidelim. Bir bakayım haşhaşım var mı, yoksa çünkü tatlı değişikliği yapmamız gerekecek. Tatlı soğurken de karnımı doyururum diye düşündüm. Çünkü gerçekten bayağı bir acıktım. Tam olarak şuracıkta videomun işlerini hallettim. Kocaman bir bardak suyumu da içtim. Bugün bu bardakla beraber 500-750 cc içmiş oldum bu saate kadar. Her şeyi hallettim. Görüyorsunuz koltuklarımız o kadar işlevsel ki gerçekten her şekle sokuyorum ve nasıl rahat ediyorsam o şekilde yapıyorum genelde. Şimdi mutfağa geçebiliriz. Size söylerken benim evimde haşhaş yokmuş meğerse. En son neydi kullandım gerçekten hatırlamıyorum. Haşhaşlı kurabiye yapmıştım galiba. Sonra görüyorsunuz kocam nasıl kilo oluyor. Ya işte hani böyle birisi gelecek diye ya da birine giderken böyle hemen bir şey götürmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle pratik tariflerde gerçekten kurtarıcı oluyor. Bu tarif de en çok lezzetli. İrmiğiniz varsa, yine ben unutup bir paket daha irmik almışım. Evde bolca irmik vardı. O yüzden dedim ki irmikli bir tatlı yapayım aslında. Hira tatlısı geldi aklıma. Ay, Ramazan da yaklaşıyor sizinle. Çok güzel tarifler hazırlarız inşallah. Geçen sene hatırlarsanız Ramazan'da Burak askerdeydi. O yüzden ben hatta bir kere komşularımı almıştım ama genel olarak halde annemlerle falan yemiştim. O yüzden bu sene inşallah evimize iftar hazırlıkları yaparız olur diye düşünüyorum. Zaten Ramazan inanılmaz bereketli oluyor. Rabbim o günleri göstersin inşallah. Şimdi dediğim gibi böyle hemen çok hafif bir tatlı bu. Hem çok hafif hem yumuşacık, ağızda kayıp giden bir tatlı. Normal irmik tatlısı olarak da yapıyorum. Şimdi bu sefer daha farklı yapacağım. Böyle etrafını süsleyeceğiz. Minik lokmalık bir tatlı şeklinde yapacağız. Şimdi bu tarif için bir su bardağı irmiğimiz. Hepsini tencerede direkt pişireceğiz. Ve çok kolay. 10 dakikada. 10 dakika bile sürmez. 5 dakikada. Hadi pişme süresinde koy. 10 dakikada hazırlarsınız. Bir su bardağı şeker. Bir su bardağı irmik. 3 kaşık kakao. Yine kakao miktarını sevmeme durumunuza göre ayarlayın. Bugün kakaolu bir yulaf yapalım sizinle. 1 paket vanilin ve 1 litre süt. Hepsi bu kadar. Bunu pişireceğim. Sonrasında şöyle, büyük ihtimalle hepimizin evinde vardır diye düşünüyorum. Farklı bir kalıpta kullanabilirsiniz ama bu borcama dökeceğim bunu. Sonrasında oda ısısında soğuduktan sonra dolaba kaldıracağım. 1 litre sütümüzü de ekliyoruz şimdi. Sonrasında dolaba kaldıracağım. 1-2 saat, yani hatta bekleyebildiği kadar, aşağı inene kadar ellemeyeceğim ona. Hemen çırpalım. Sonrasında kalıptan çıkarıp Hindistan cevizi, işte Antep fıstığı, çikolata sosu, artık ne isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlımı ocağıma alıyorum. Sık sık karıştırmamız gerekecek. Tencerenin tabanına yapışmaması için
O yüzden biraz bunun başındayım. Ve tatlımı biraz da kısık ateşte pişirdim. Şöyle size kıvamını göstereyim. Bakın tam böyle pankek kıvamında gibi oldu. Bu arada bu kabı bir ıslatacağım rahat çıkması için. Şimdi yine çok benzer bir tarifle bu sefer kendimize öğle yemeği hazırlıyoruz. Kakaolu yulaf lapası yapacağım. Sizinle çok kez yulaf lapası tariflerimi paylaştım. Favorilerimi hep belirttim. Tiramisu yulafı mutlaka deneyin. Ama ben size farklı farklı vermek istediğim için, yani yine aynı yaptıklarımız da olur ama hep böyle sizler de deneyin, damak tadınıza hitap edeni bulabilin diye farklı farklı göstermek istiyorum. Şimdi bu benim tam doyduğum ölçü oluyor. Yarım su bardağı yulaf, 3 yemek kaşığı gibi. Bir su bardağından bir parmak eksik gibi süt koyacağım. Siz isterseniz bir su bardağı da koyabilirsiniz ama ben biraz daha böyle puding kıvamında daha katı olsun istiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kakao koyuyorum. Bir muzum var. Onu da içerisine koyacağım. İsterseniz içerisine tatlandırmak için başka bir şey koyup muzla süsleyebilirsiniz. Da bal koyacağım çünkü muzum çok tam olgun değil. Şeker oranı biraz az gelebilir. Balı piştikten sonra ekliyorum. Şimdi bunu bir karıştırıp pişmeye bırakacağım. Selam, tatlım dinlenirken ben de bir güzel içeride dinlendim. Şimdi tatlımı 1-2 saattir dolapta bekliyor. Artık hazır diyebiliriz. Şimdi şöyle biraz elimle kenarlarını açtıracağım ki rahatça çıksın diye. Zaten kalıbımızı ıslatmıştık hatırlarsanız. O yüzden rahat çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi şu kesme tahtamın hop çıktı. Toplamda 16 parçaya böleceğim. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Lokmalık. Şöyle çok az kalmıştı. Bu kadar var. O yüzden yettiği kadarını bulma. Şekilde oldu. Dikdörtgen bir şeyin içerisinde daha güzel duracak diye buna geçirdim. Hem daha güzel yaymış olduk. Şimdi bunu streçleyeceğim ve bu şekilde aşağıya indireceğim. Ve tatlılarım hazır. Nerminler de bir duşa falan girmiş. Arven'i yıkamışlar. Hazırız. İstersen gel dedi. Koca bir bardak kahve içmek istiyorum. Kendim de hazırım. Yine geçen gün giydiğim yine plan bir takımı giydim. Çünkü inanılmaz rahat. Ve böyle bir yere gittiğimde de çok rahat ediyorum. Çünkü üstümdekinin de boyu uzun olduğu için böyle hem kalçayı kapatıyor. Rahat hareket ediyorum. Bir de mutfak yediklerimi girmek istemedim. Bir şeyler hazırlayınca şimdi mutfakla uğraşınca değiştirmek istiyorum ister istemez. Mor da içerim diyor. Bugün hiç kahve içmedim. Bir de biliyorsunuz kahve demirin emilimini düşürdüğü için çay kahve daha doğrusu. Bir de biliyorsunuz çay kahve demirin emilimini engellediği için böyle ben de kahvaltılarda dayanamayıp bu tatlı kahvaltıların yanında genelde kahve içiyordum. Buna da son vermeye çalışıyorum şimdi. Genelde işte çay tea latte falan içmeye çalışıyorum. Ya da böyle bol C vitamini destekleyecek işte yeşillikle kahvaltımı yapmaya çalışıyorum. Kahvemi de genelde 1-2 saat sonra içmem lazım. Sizin de aklınızda bulunsun. Özellikle C vitamini demirin emilimini desteklediği için böyle işte bir tane portakal, portakal suyu, limon ya da limon suyu, işte yeşilliklerin üzerine limon sıkmak
Bu açıdan oldukça faydalı. Evet, günün bilgisini de verdiğimize göre artık komşumuzla görüşürüz. Of, kabaklı pizzanın temeli atılıyor. Ben koca bir bardak filtre kahve isteyeceğim. Ya, evet. Tuğçe de gelecek kahve şimdi. Evet, ay ben de var ya, beraber içeriz diye özellikle içmedim. Dedim bu sefer büyük bir filtre kahve içeriz. Ay, hazırlanamadık yani. Ay, ben yapayım mı o zaman kahveyi? Aa, belki Tuğçe de içer. Evet, orada zaten. Sanki kendi mutfağımda gibiyim. Oldu, aynen. Şey, güzel. O şeyini beğendim. Bu... Hadi seçin bakalım. Bu bizimkinin otomatiği. Senin kanalını sormuş birkaç kişi. Bak koymayı unutmuşum. Kanalım mı? Kimse evet. İzlemiyor. Ben YouTube'u... Küsmüş sizler mi? Hemen takip ediyoruz. Evet, hadi seçelim arkadaşlar. Şöyle. Ha, bundan ben de var. Ortada zaten şey olacak. Allah'ım ya, pizza tabaklarına bakın. Benim pizza tabağım yok, görüyorsunuz. Gerçekten mi? Valla. Evet, şöyle bakayım. Ne? Ay sanki şu böyle bir farklı bir aura katacak gibi tamam. Geldi. Bunu yapalım. Tabaklar ama zaten beyaz olacak o. Şey. Evet, şimdi ben kabakları rendeliyorum. Nermin masayı hazırlıyor. Emin abla da hamuru yoğuruyor. Herkesin eli değiyor bak şimdi. Şimdi evet, dedim ki Nermin bize bu kabaklı hikaye anlatsın. Burak hep der ki Nermin'le Sinan bizi kabaklı pizzayla tatladı. Evet, evet öyle. Gerçekten öyle. Biz ilk defa Nermin'lerde yedik bunu. Ve inanılmaz sevmiştik. Böyle hani çok farklı bir yerde hissettiriyor gerçekten. Çünkü hep bildiğimiz pizza klasik sucuklu, sosisli falandır ya. Böyle fesleğenli, buram buram gibi sebze kokan bir şey. Bu kadar fesleğenli pizza varmış bu arada. Kabarmış. Vallahi. Şunda var mı? Var. Kabarmış hali. Bakalım mı ona? Baksana. Çok yok. Bir daha tekrar kabardı. Taşmış. Fesleğenli yağ sürülüyor şimdi. Ay. Merhaba demek ister misin? En son evime gelmiştin. Evet. Bir daha komşuların gelsin yazıyorlar bana. Sizle olan gelin. Aynen. Tuğçe'ye de gideriz bir gün kızlar hep beraber. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu yerde bile kabarmış resmen. Of, güzel diye bakın. Şimdi kabakları tuzladı Nermin. Sularını da sıktı. Genelde hep unuturum kabakları koymayı. Yani böyle de üzerine tuz serpebilirsiniz eğer unutursanız. Normalde öyle yapıyorum. Domates dilimlerim. Çok koymayayım sanki. Bu da birazcık da sulandıracak zaten. Şöyle bir de... Çok... Aa, kapı ben geleyim mi? Nefis o. Evet i̇şte bence de. İşte bu kadar. Tuzuna fırına bakarız. Hazır. Üzerine duruma göre işte ekleriz. Oh. Tadına baktık bunun. Bu arada kaynadı yok. Anne sen de bir dakika değil mi? Kenan sadece ısırırken. Çok güzel. Yani yapabiliyorsanız gerçekten deneyin. Hayır. Hemen bak. Çok iyi. Arven kuş uyandı. Annesi Arven'i devraldı. Sinan da pişirmeleri devraldı. Güzel. Olmuş. Altına baksana. Bir acıktık. Saat de 8. Böyle iyice kurt gibi acıkmayı tam olarak bekledik gerçekten. Nefis. Şu an 4 tane pizza hazır. Öyle bekliyor şimdi. Şuna bakın maşallah. Evet ya çok kilo olmuş. El avuca geliyor. Bir de boyu da uzamış. Evet boyu uzun. Bak. Büyük bir bebek diyorlar sana. Maşallah diyoruz. Ya bu kimin kıcı ya? O kadar gülüyor ki Nermin böyle. Pizzalar gitti. Ben daha doğrusu tabağı gidemedi. Tuğçe elmalı kurabiye yapmış. Bu da benim tatlım. Bir şeyler gidiyor, bir şeyler geliyor. Sabaha kadar buradayız galiba. Komşu bizi esir aldı. Bütün neler gördüm. Doğru, kamera çıkınca herkes böyle bekliyor. Ne bekliyorsunuz? Saat 11'e geliyor ve biz evimize geldik. Şimdi artık makyajımı çıkarıp pijamalarımı giydim zaten. Hazırlanıp uyku vakti. Çünkü yarın nöbet var.
Sizinle nöbetten sonraki gün görüşeceğiz artık. Şimdilik hepinize iyi geceler. O zaman yarından sonra görüşürüz. Günaydın de. Günaydın herkese. Günaydın herkese. Merhaba. Biz şu an kahvaltı hazırlıyoruz. Dün ablamla İnci bizde kaldılar. Ben çünkü bugün evdeyim. Dün nöbetten gelmiştim. O yüzden hep beraber kaldık. Şimdi birlikte kahvaltı yapacağız. Bugün günlerden cuma. Dün çok fazla iş hallettim çarşıda. Normalde dün açacaktım bu videoyu. Aradan bir gün geçince başlatırım demiştim nöbetten gelince ama hem kuaförümde randevum vardı, çarşıda halletmem gereken işler vardı. O yüzden hani çok fazla bir şey de çekemezdim diye bugün başlatmak istedim. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Zaten birazcık gördünüz. Burak işe gidecek. Dayıyı işe göndereceğiz. Halde annem bu hafta hasta olduğu için ablam evde. Biz de bugün büyük ihtimalle bir şeyler yaparız birlikte. Şimdi omlet yapıyorum İnci de çünkü yediği için. Hemen şöyle minnoş bir masa hazırladım. Bakın burada dördüncü bir tabağımız var. Ablamın tabağı. Hemen minnoş bir peynir tabağı. Bakın bunları da yeni aldım. O kadar güzeller ki. Sütlük, çereçenlik diye geçiyor. Sosluk. Ne isterseniz. Merhaba. Oo, çok fena tehlikeli İnci ablasın yengecim. Çok her yere ulaşıyor. O kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Ne istiyorsun? Çubuk mu? Al sana çubuk kreker vereyim. İnci Hanım'ın tabağı da minicik. Kendi de minicik. Oh, bu sandalye de çok güzel oturuyor. Şimdi çayları koyacağız. Bunları size diyeceğim açıklama kısmında linklerini. Aşkım gördün mü bebekleri? Gördüm. Bunu paylaşmışsın. Çok anne, tatlılar. Yanlara minder koysak olabilir aslında. Dur şimdi ben sana vereceğim. Ama otur ben sana vereceğim. Ay omleti yiyordum. Tamam bekle veriyorum sen otur. Bıraktın mı yemeği? Küçücük ince. Kaç ay düzgün alın. Öpücük ha. Görüşürüz. Bay bay ya. Hadi bir daha ya. Kapatıyor. Yeter ya. Hadi hoşçakal. Hadi görüşürüz. Bebeği uyuttuk. Ablamla şimdi kahvemizi yaptık. Ablam bir duş aldı. Ben de orada biraz mutfağı toparlayıp şöyle malzemeleri çıkardım. Bunun tarifini size vermiştim. Hatta şöyle bırakayım şuraya büyük ihtimalle. Oradan bakabilirsiniz. Tam ölçülü bir mücver tarifi. Şimdi ölçüyü iki katına çıkardım. Akşam yemeğinde de yeriz diye. Biz şimdi hem acıkınca İnci ablam ben o şekilde de tüketiriz. Şimdi önce kahveleri içeceğiz. İnci uyumuşken rahat rahat. Şu yeni fincanlarımız. Bunları da göstermiştim. Bunları da hazırladık. Şöyle bir sunum yaptık. Şimdi balkona gidiyoruz. Bir kahve keyfimizi yapalım. Hatta belki Nermin de gelir. Sonrasında mücverimizi yaparız. Evet, şimdi kahvemizi içiyorduk ki Getir'den söylediklerim geldi. Bu ara gerçekten Getir'e takmış durumdayım. Burak'la büyük bir market alışverişine çıkmamız gerekiyor. Ama o işte hani biliyorsunuz yoğun çalıştı dönemler falan olduğunda birlikte gidemiyoruz. Ben de tek başıma gitmek istemiyorum. Hem arabada Burak'ta oluyor zaten. Öyle olduğundan dedim böyle ben de küçük küçük eksikleri sürekli söylüyorum. Hep küçük küçük söylüyorum ki bitsin hani büyük alışveriş zaten yapacağız diye. Tam da kahvemizi içiyorduk. Onları göstereyim size. Böyle kampanyalar oluyor. Geçen paylaşmıştım da bu arada. Biri hatta şey demiş, 5 dakikada mı geldi? İşte reklamın da bu kadar ama gerçekten işbirliği falan değil arkadaşlar. Reklam da değil. Tamamen kendim özgür irademle indirimleri sizlerle paylaşmak istediğim için söylüyorum bunları. Kesinlikle işbirliği falan yok bu arada Getir'le ilgili. Onunla gerçekten güzel kampanyalar denk getiriyorum bu aralar. Mesela şu an söylediğim siparişim 120 liraya 30 lira indirim oldu ve 90 liraya gelmiş oldu. Böyle ara ara kampanyalar oluyor. Ablam da hatta bezini falan da söylüyormuş. O yüzden hani bakabilirsiniz ve gerçekten çok hızlı getiriyorlar. 10 dakika olmamıştır yani gene söylediğim sipariş. Şöyle sekkor kaldım. Geçen tiramisu yulaf yapmıştım hatırlıyorsanız. Bununla nefis oluyor. Bunlar biraz daha böyle süzme yoğurttan daha sıvı, normal yoğurttan bir tık daha katı oluyor. Bir de bunlar şeyli oluyor. Mayalı ve yüksek proteinli oluyor. O açıdan da güzel. Kahvaltıların vazgeçilmezi meyve suları. Bu sefer mangolu sipariş verdim.
Ben artık tüketmiyorum. Hatta çay bile çok açık ve bir bardak içiyorum sadece. Ama bakmaz. Bir tane makarna koyalım. Ablamlar bugün de bizde kalacak gibi duruyor. O yüzden bir tane çekirdek ince uyumuza belki keyif yaparız diye. Aa, poşet göndermişler. Poşetler de çok güzel bu arada. Sonra bu aralar içim rahatın bu laktozsuz sütünü söylüyorum. Blemi falan da yapmıyor. Çocukları da rahatlıkla içirebilirsiniz. Ben seviyorum. Hafifliğini seviyorum. Bir tane süzme yoğurt aldım. Granolalarımla yemeği çok seviyorum süzme yoğurdu. Bir tane de normal. En sevdiğim yoğurtlar arasında bu Eker'in efsane yoğurdu. Bunu denemediyseniz deneyin. Lezzeti gerçekten güzel. Bir sek fark daha. Yine bir ice tea. Evde asla eksik durulmayan. Ve son olarak yumurtamız bitmişti. Şöyle 15'li de yumurta söyledim. Organik yumurtayı yine ayrıca satın alacağız. Evet, aldıklarımız bu kadardı. Şimdi ben hemen bunları yerleştireyim. Günaydın aşkım. Günaydın de teyzelere. Bak buraya günaydın de. Küçük. Park oyuncu. Kim o? Karıştır bakalım. İşte bu kadar. Nefis, İnci çok sevdi. Şimdi ikincisini yiyor hatta. Sürekli veriyoruz. Kabartma tozu koyduğunuz için böyle hem pufidik pufidik hem de yumuşacık oluyor. En sevdiğim ve tam ölçülü tarifim bu arada. Gerçekten yapıyorum ben de ama size daha önce gösterdiğim için bu sefer hızlıca yapmak istedim. Hem sıkılmayalım diye akşam günün menüsünü birlikte hazırlarız. Aklımda güzel bir yemek menüsü var. Hem böyle dondurucunuzda köfteniz varsa değerlendirebileceğiniz. Olmasa da aslında kıymanız varsa çok hızlı pratik yapabileceğiniz fırında güveç. Güveç köfte gibi bir şey yapacağız. Biz eve geldik. Ne yaptık hemen ondan bahsedeyim size. Biraz Nermin geldi, evde oturduk. Hem İnci'yi gördüm. İnci Nermin yok, Nermin yok diyor. Bildiği için artık kapıdan girerken hemen onlara sesleniyor. Biraz oturduk, sonrasında da hadi hem İnci biraz hava alsın dedik. Havada gerçekten güzeldi bugün. Yani kapalı yine. Ama birkaç gündür inanılmaz soğuktu. O yüzden bugün gerçekten güzeldi. Biraz sessiz konuşuyorum. Ablam uyutmaya çalışıyor. İnanılmaz huysuzlandı. Normalde bir parka uğrayacaktık ama durmadığı için hemen uyutayım dedi. Mama diye tutturdu. Acıktı bir anda. Şimdi babamlara kadar gittik ofise. Hem İnci'yi gördü. Biz bir kahve içtik orada. Sonra oradan da Halide anneme geçecektik ama tam uyku saati çıkıştı. Öyle olunca Halide annem de evde çok sıkılmış. Dedim o zaman akşam siz gelin. Hem İnci'yi uyuttuktan sonra da biz oturmaya devam ederiz. O yüzden akşam için böyle yine çayın yanına hızlı pratik bir tatlı tarifi vereceğim size. Böyle tavuk göğsü ve süpangileyi birleştirdiğimiz bir kaşık tatlısı olacak. Güzel bir tarif olacak. Yine tam ölçülü, çok güzel tutan ve lezzetli bir tarif olacak. Hızlı bir şekilde yapabileceğimiz, ister bardaklara, isterseniz işte dilimleyerek servis edebileceğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi onu hazırlayalım biz de. O arada uyuduktan sonra zaten yemeğimizi hazırlamaya devam ederiz. Hızlı hızlı yapacağız. Saatimiz çünkü 3.30. Erkenmiş daha. Benim saatim, pardon, 4.30. Evet, 4.30 bıraktı, 6.30 gibi geliyor. Her şeyimiz yetişir. Hadi mutfağa gidelim. Tarifi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben şimdi size hızlıca anlatacağım. Sonrasında yapmaya başlayacağım. Şöyle 125 gram tereyağı, biliyorsunuz ben böyle tarifleri kullanıyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bunu koyacağım. Yani bir paketin yarısı. Sonrasında bununla beraber bir su bardağı unumu kavuracağım. Arkasından tres süt ekliyorum. Bir su bardağı şeker ekliyorum. Kapattıktan sonra da bir tane vanilin ekliyorum. Bu klasik bir muhallebi. Diğerlerini de yaptıkça aşama aşama göstereceğim zaten. Şimdi bununla başlıyoruz. Gelelim üstüne koyacağımız tarife. Birazcık soğusun, borcama koyacağım. Sonra soğuması için dışarıda bekleteceğim. Biraz da dondurucuya atacağım. Siz bir gece önceden yapabilirsiniz. Ben ve hızlı tatlılarım tabii ki bir gece önceden bekletemiyorum. Şimdi süpangilesi içinde
Burada 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı nişasta var. Bunun için siz açıklama kısmına yine bakabilirsiniz. 1 çay bardağı şeker. Şimdi 2,5 su bardağı süt koyacağım. Bir de işte 2 tane de yumurta sarısı ekleyeceğim. Piştikten sonra da 1 kaşık tereyağı, 1 tane vanilin, bir de 100 gram çikolata ekleyeceğiz. Ben direkt şu bir pakete ekleyeceğim, bitter çikolata 100 gram. Şimdi bunu da hızlanıyorum. Şimdi tatlımız kaynadı. Altını kapattım. P4. P'den bas, 4'e getir. Başladı. Vanilinimizi koydum. Çikolatamızı ve tereyağımı da koyuyorum. Bu da hazır. Kavurdum. İçerisine haşladığım mercimekleri suyuyla beraber ekleyeceğim. Hem lezzetli olması için. Yanıyorum. Bunları koyacağım. Üzerine de biraz su ekleyeceğim geçene kadar. Halini göstereyim. Şimdi tuz ve karabiber de ekliyorum. Öyle bir tane de et suyu atıyorum. Benim dondurucumda vardı. Eğer varsa ekleyebilirsiniz. Şimdi büyük ihtimalle ince de yer bundan. Hem besleyici olsun diye. Zaten yeşil mercimekten de protein alacağız. Şimdi son olarak hızlıca güveçte köftemizin sosunu hazırlayacağım. Görüyor musunuz? Yine 10 dakikada bir menü çıkarıyoruz. Şimdi şöyle altını açıyorum. Bir kaşığı tereyağı var. Şöyle benim halde annemin verdiği rendelerim vardı. 3 tane domates kadar ekleyeceğim. 1 kaşık, 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Yakınlaştırdım şimdi. Şöyle 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyeceğim. 1-2 diş kadar sarımsak, kekik ve tuz. Sosumuz bu kadar. Köftelerimiz tam 3 kişilik kadar kalmış. 3 tane güvecimizi çıkardım. Tam Burak, ben ve ablama kadar. Yani 3 tane çıkıyor. Köftelerimi de aldım. Dondurucumdaydı. Bundan önce de yine sizinle yapmıştık. Bu şekilde atarsanız gerçekten her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor. Ben çok seviyorum. Ama bunu yaparsanız da klasik bir köfte yapmıştım. Sadece top şeklini vermiştim. Bezelyeler için yapmıştık. Bence hatırlarsınız. Şimdi bu köfteleri koyacağım şu şekilde. Birazcık çözülmesi için tekrar kızarttım. Çünkü az kızartıp kaldırmıştım. Aslında içerisindeki kalan yağı sosuma koyacağım. Biraz lezzetlensin diye karıştıracağım ve üzerlerine dökeceğim. Şimdi üzerleri için bolca kaşar rendeleyeceğim ve Burak'ın gelmesine yakın fırına vereceğim. Hepsi bu kadar. Mutlaka deneyin. Zaten salçalı sos yaptığımız için ekstradan yumuşacık. Aynı zamanda da çıtır olacak. Bayağı güzel olacak. Şimdi geriye bir tek çorba kalıyor. Biliyorsunuz bizim sofralarımız çorbasız olmaz. Bir de salata. Salatayı da şimdi halledeceğim. Uf, bataryam bitiyor bu arada. Hemen şarja takmam lazım. Devamına yetişin diye. Çorbayı ablam yapacak. Yoğurt getirdi evden. Ev yoğurdu. Ben de yine ev yoğurdu yok çünkü. İnce'ye ev yoğurduyla yaptığı için yoğurtlu çorba yapacak. Ondan bize de yapacağız. Yani böyle fazla yapıp hep beraber yiyeceğiz. O yüzden çorbayı ablam ben yapayım dedi. Onun dışındakileri de zaten birlikte yapacağız. Şimdi ben şuna kaşar rendeleyeceğim. Salatanın ve salatayı birazcık sirkeye koyayım. O arada bataryam şarj olsun. Zaten buluşuruz. Yemekler hazır. Şimdi size son hallerini şöyle göstereyim. Burada görümceciğim bulaşıkları temizliyor. Soframız da şöyle. IKEA'ları kullandık. Salatamız hazır. Ablamınki ayrı. O çok limonlu sevmediği için. Çorbamız ablamdan. Üzerine şimdi şey yakacağız. Toz biber yakacağız. Tereyağında şöyle ekleyeyim hatta. Bu mercimekli şeyi denemediyseniz bulgur pilavını mutlaka deneyin. Ben de denedim. Bakalım yorumunu merak ediyorum.
Efsane. Tadına da baktım bu arada, çok iyi de. Ama et suyu koyarsanız ekstra güzel. Bu yarın da yenir. Bolca yapmıştım zaten. Şöyle yemeği de göstereyim hatta. İşte güveçte köftelerimiz. Hemen dolabınızda köfteniz varsa misafire bile harika olacaktır. Birazcık su koydum kurumaması için. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra görüşürüz. Şuna bakın. Küçük hanım oturuyor. Ekip el sallayın. Kocam da geldi. Salla. İnce hepimizi yordu. Evet. Şu an oturuyor ve çok şaşkınız. Şu an birlikte gerçekten şaşkınız. İlgisini çeken bir çizgi film çıktı. Annemleri bekliyoruz. Ay, evet, annemler geldi. Nefis tatlar almışlar. Bak, nereden aşkım meyve, bunlar? Hazade mi? Ne güzel çıkarmış. Orman meyveli çilekleri. Ay, kaplarına Oreo'lu. Bayıldım. Çok hızlı gözükmüyor. Bu Oreo'lu. Bizim yaptığımız da vardı şimdi, cheesecake'i. Bu da magnolia'sı. Ay, bir gün biz de yapalım böyle bari. Ne güzel olmuş. Evet, orman meyveli falan çok güzel olmuş. Ama ben de yapmıştım, tatlılar. Yer miyiz? Bakalım ne yapıyorlar? Aa, kavuştu dede yiyince. Lay 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 lay. Sen bugün nereye geldin? Nereye geldin? Baba sana farklı fincanlar verebilirim, şunları var ya. Ha evet, suratlılarda yap babama. Oyun yeri bulduk biz, yengesi. Ne yapıyorsunuz bakayım? Aa, kapsüllerle oynuyor evet. Dedesiyle. Dede geldi, yenge rahatladı. İnci babam ve benim tepemizde asla düşmüyor. Bunlardan arıyordum ben de. Ha, al da altından ya. Aa, ne yaptın sen? Bak İnci. Mesela benden buldum de. Çok işe öyle mi? Abi dondum. Hadi ince. Dur bakalım, bir işler biraz deniyoruz arkadaşlar. Azıcık daha böyle çekeceğiz. Hay var ya çok. Bak, koltuğu biraz böyle ittireceğiz o zaman. Bak 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 bak. Bence koltuk da çok büyükmüş. Çok büyük. Daralacak işte. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Evet. Olmadı arkadaşlar, denedik ama. Evet evet. Bizim hem koltuklarımız çok geniş, bir de şuradaki çıkıntıdan dolayı koltuklar çok önde durdu. Burası aşırı daraldı, giriş kısmı. Gene en iyisi böyle oldu. Değil mi anne? Bunlar İnci'nin jungle'ları. Neyi? Boru, İnci'nin borusu. Bizim her yerde her şeyimizi buluyor. Ben engel yap çabuk. Sen ne yapıyorsun? Ne engel? Ton, jeton. Oyna. Hop, hop. Nay, çok mutlu. Hadi. Nay, 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 buradaki basamaktan çıkıyor İnci. İnci buradan in bakalım, nasıl iniyorsun? Hadi in aşağı, dön arkanı. Heh. İşte böyle. Merdivene gerek bile yok. Bir daha çık. Hadi hünerlerini göster teyzelere. Hoppa. Hop 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 yavrum. İşte bu kadar. Evet. Buna şey, içme suyu koyuyordum. Bebek uyudu. Bizde keyifler böyle. Burak mısır patlattı. Mısırcı Burak. Burak mısırcı ve kahveci. Ben de burada şimdi market eksiklerini yazıyordum. Yarın büyük bir market alışverişi videosu gelecek inşallah. Tabii onu ayrı video olarak çekeceğiz. Evet, annemler gitti. Artık biz de yatış moduna geçiyoruz. Çünkü saatimiz 1'e geliyor. Bayağı bir oturmuşuz. İnci uyuduktan sonra biz o gördüğünüz ortamda, balkonda bayağı bir takıldık. Artık uyuyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Yarın yeni bir vlog başlatacağım. Hem cumartesi günü Burak da evde. Birlikte market alışverişine de gideceğiz. Böyle güzel bir gün bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Kaç dakika oldu, ne kadar sürdü gerçekten bilmiyorum. İki ayrı günü birleştirdiğim için artık editlerken göreceğim. Sizleri seviyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerseniz daha motive olurum, daha mutlu olurum. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Instagram'dan takip ederseniz de anlık olarak tüm paylaşımlarıma şahit olabilirsiniz. Gösterdiğim ürünlere daha hızlı stokları varken ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.